ABC dik üçgeni 8, 15, 17 üçgeni. Alfa, alfa, alfa artı, alfa artı beta 90 olsun. Burası da beta. Yani 2 alfa artı beta 90. Alfa burası 90 ise buranın alfa artı beta olması lazım ki alfa artı beta 90 eşit olsun. Şimdi dikkat edersek bakın burası alfa artı beta. Burası da alfa artı beta. O halde bir ikiz kenarımız var yani bu kenarla. Bu kenar birbirine eşit. Yani AB 8 ise BK da 8 olacaktır. 8 artı x 17 olduğuna göre x eşittir 9. ABC dik üçgeni 2 dik kenarı 15 idi. 20, 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4. Demek ki 3, 4, 5'in 5 katı. O halde burası 5 kere 5, 25. AH, H olsun. Dikten dik edilmiş öklit durumu var. Alan formülünü uyguladım. 25H eşittir 15 çarpı 20. 5'e böldüm 5 ve 4. Tekrar 5'e böldüm iki tarafı. O halde H eşittir 3 kere 4, 12. ABH üçgenine bakalım. 9, 12, 15 üçgeni. Yani şuranın tamamı 9. AHC üçgenine bakalım. Bu da 12, 16, 20 üçgeni. 3, 4, 5'in 4 katı. Yani burası HC 16. AD, ABH'ın açıortayı 12'ye 15 oranı. 3'e böldüm. 4'e 5 oranı var. Yani burası 4K, burası 5K. O halde 9, 9K'ya eşit. Yani K eşittir 1. K eşittir 1 ise 4 kere 1. Burası 4. Burası da 5 kere 1, 5. AE başka bir açıortay. AHC üçgeninin açıortayı 12'ye 20 oranı var. 4'e böldük. 3'e 5 oranı var. Yani burası 3, farklı harf kullanım 3T ise burası 5T, toplam 8T 16. T eşittir 2 ise 3T 6, 5T 10. Bizden DE isteniyor, yani istenen kısım şurası. Dikkat edersek 4 artı 6, 10. ABC dik üçgeni 15, 20, 25 yani 3, 4, 5'in 5 katı. Dikten dikinilmiş BE'yi H dersem H çarpı 25, 15 çarpı 20 eşit öklitteki alan formülünden. Buradan H eşittir 12 çıkıyor. Yani şurası X ise burası 12XX. BE 12 olduğuna göre şu dik üçgende 9, 12, 15 dik üçgendir. Yani AE 9. Açıortayımız var. 9'un 15'e oranı 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 5. Yani 3'e 5 oranımız var. Burası 3K, burası 5K. Yani 8K 12. K 12 bölü 8, 4'ü sadeleştirirsek 3 bölü 2. O halde 3K yani X 9 bölü 2. Dikten dikinilmiş öklit durumu var. Şuraya C dersek öklit formüllerinden C kare eşittir 9 çarpı 25. İki tarafın kare kökünü alırsak C eşittir 9'un kökü 3, 25'in kökü 5, 15. 15, 20, 25 üçgeni, 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı yani şuranın tamamı AC 20. BF açıortay 15'in 25'e oranında düşüneceğiz. 5'e bölersek burada 3, burada 5 kalır. O halde buraya 3K, buraya 5K diyebilirim. 8K 20. K eşittir 20 bölü 8. 4'e sadeleştirirsem 5 bölü 2. X 3K olduğu için 3 ile çarparsak 5 bölü 2. Sonucu 15 bölü 2 olarak buluruz. Dik üçgen 6, hipotenüs 10. O halde burada 6, 8, 10 üçgeni var. BC 8. AD açıortay. Açıortay teoremi gereği 6'nın 10'a oranı. Yani 3'ün 5'e oranı. O halde burası 3K, burası 5K. 8K 8. K eşittir 1 ise burası 3, burası da 5 olacaktır. Burada bir ikizkenar oldu dikkat. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Alfamız burada. Buralara beta diyelim. Beta artı alfa bana şurayı verecek. Yani burası alfa artı beta. İkiz kenar bulmuştuk. Burası da alfa artı beta. Beta ile 90'ın toplamı bana şu açıyı verecek. Onu da yazalım.
Burası 2 alfa artı beta yapıyor. Betalar gitti. 2 alfa 90 ise alfa eşittir 45 derece. AD açıortay. Şu açıortaydan sol tarafa doğru 2 alfa inilmiş. Sağ tarafa doğru da şurası 2 alfa olacak şekilde inelim. Bu durumda açıortaydan aynı açıyla indiğim için iki eş üçgen oluşuyordu. Yani burası 4 ise burası da 4. Ve ayrıca bakın burası 2 alfa, burası alfa. Dolayısıyla burası da alfa olacaktır ki bunların toplamı dış açıyı versin. O halde 4 ise burası da 4 olur. Çünkü burada yeni bir ikizkenar üçgen oluşturmuş oldum. KDC ikizkenar üçgen. Şimdi tamamı x olduğu için AC'nin burası 4 ise buraya x eksi 4 kalıyor. Ve bu üçgenler ABD ile AKD üçgenleri eş üçgenler olduğu için açıortayda bunu incelemiştik. X eksi 4 ise bu tarafta x eksi 4 olacaktır. Şimdi ABC üçgeninde AD açıortayına göre açıortay teoremini uygularsak, şimdi ne olacak arkadaşlar? Bakın 4'e 6 oranı var. Sadeleştirirsem burası 2K, burası 3K olacaktır. Yani x eksi 4 bölü x eşittir 2k bölü 3k, yani 2 bölü 3. İçler dışlar yapalım. 2x, 3x eksi 12. 3x'ten 2x'i attım. X kaldı, 12'yi de karşıya atarsak x eşittir 12.